Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kek severleri ve de baklava severleri çok mutlu edebilecek olan bir tarif yapacağız. Kekli baklava tarifi. Öncelikle sizlere malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. Hamurumuz için malzemelerimiz 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı limon suyu, alabildiğince un. Kek için malzemelerimiz 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tarçın. Şerbetimiz için malzemelerimiz 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, 2-3 damla limon suyu. Bezelerimizi açmak için nişasta ve de baklavamızın üzeri için 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Hazırsanız kekli baklavayı yapmaya başlayabiliriz. Baklavamız pişmiş olduğunda şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Bu yüzden öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Tenceremizin içine şekeri koyuyoruz ve de üzerine suyu ilave ediyoruz. Şerbetimiz kaynama noktasına ulaştığı zaman da birkaç damla limon suyunu ekleyeceğiz. Ortalama 25 dakika kadar şerbetimizi pişireceğiz. Şerbetimiz olurken biz şimdi baklavamızın hamurunu hazırlayacağız. Bunun için kabımızın içine yumurtayı, sütü, sıvı yağını, limon suyunu ve kabartma tozunu koyuyoruz. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Hamurumuzu tutmak üzere unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Kekli baklavamızın baklava hamuru hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur. Tam kıvamında hamur hazırlamanın sırrı unu tam kararında koymak, kontrollü olacak biçimde ve de hamuru güzel yoğurmaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Baklava hamurumuzu ortadan İki eşit parçaya bölüyoruz. İki eşit parçaya bölmüş olduğumuz hamurumuzu tekrardan her birini şöyle beşer parçaya bölüyoruz. Ve hepsini beze haline getiriyoruz. Böyle küçük bezelerimiz olacak. Bu şekilde. Bölmüş olduğumuz her hamuru beze haline getirdik. Şimdi altına nişasta koyuyoruz. Ve üzerine de nişasta Bütün bezeleri küçük yufkalar halinde açıyoruz. Beş tane bezeyi küçük boylarda açtım. Şimdi her bezenin arasına hafiften nişasta koyuyorum ve 5 tanesini üst üste koyuyorum.
tersini birleştirerek hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Bir tane yufkamı baklavamı pişireceğim tepsinin boyunda açtım. Baklavayı pişireceğim tepsiyi güzelce tereyağına yağladım. Yufkayı tepsime aldım. Aynı yufkadan kalan bezelerimle bir tane daha yapacağım. Yine bezelerimi küçük şekilde açtım. Aralarına tekrardan nişasta koyuyorum. Bu nişastayı aralarına koyma sebebim yufkaların piştikten sonra kat kat olmasıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ikincisini de koyuyorum. Yine arasına nişasta koyuyorum. Diğerlerini de üst üste koyacağım. Yine hepsini tek bir yufka halinde açacağım. İkinci baklava yufkam da hazır. Bu yufkayı bir kenarda bekleteceğim. O beklerken de baklavamızın kekini hazırlayacağım. Kekli baklavanın kekini hazırlamak için kasenin içine yumurtamızı alıyoruz. Yumurtaları güzelce çırpıyoruz. Sonra içine şeker ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Şeker eridikten sonra içerisine kabartma tozunu ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. İçerisine tarçını da ekliyoruz ve cevizi de ekliyoruz. Yine çırpıyoruz. Son olarak unumuzu da ilave edip çırpma işlemini tamamlıyoruz. Kıvamda bir kek harcının olması gerekiyor. Kek harcımız hazır. 5 adet beze ile bir yufka açmış olduğumuz baklava yufkamızı tepsimize almıştık. Kek harcımız da hazır. Kek harcımızı baklava yufkasının üzerine koyuyoruz. Kek harcını bütün tepsiye yaydırıyoruz. Üzerine 5 adet beze ile açmış olduğumuz ikinci baklava yufkasını da koyuyoruz. Baklavamızı istediğimiz şekilde kesiyoruz. Ben baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Baklavamızın şeklini belirledik. Kekli baklavanın üzerine eritmiş olduğumuz tereyağından da sürüyoruz. Her tarafına güzelce.
Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar kontrollü olarak pişiriyoruz. Kekli baklavamız pişti, fırından çıkardık. Fırına vermeden önce kesmiş olduğumuz yerlerin üzerinden tekrar bıçakla geçeceğiz. İçerisi kek olduğu için bu yerler birbirine yapışmış olabilir. Baklavamızın dilimlerinin üzerinden tekrar kestikten sonra şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbetimizi tamamen soğuttuk. Tekrar kesmiş olduğumuz için baklavamız şerbetini daha güzel çekecektir. Kekli baklavamız sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Her tarafına gelecek şekilde şerbeti koyuyorum. Kekli baklavaya şerbetimizi de koyduk. Görmüş olduğunuz gibi katlar ayrışmaya başladı. 25-30 dakika kadar dinlendireceğiz. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, kekli baklava hazır. Gerçekten muazzam bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Lezzet bakımından hazır baklavalardan hiçbir farkı yoktur. Ve üstelik fazlasıyla da pratik. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.